Yaban hayvanlarının ve ekolojik dengenin devamı için bir alan oluştururlar. Yani tabiatın rahimi olan sulak alanların bazen hem doğal afetlerden bazen çoğalır. Yağışlara bağlı olarak sulak alanlar kendini gösterirken bazen de iklimin dengesine bağlı olarak ya da insanların buraya hücum etmesine bağlı olarak yok olurlar. Eğer sulak alanlar tabiattan yok olduğu zaman çeşitli nedenlerle ekolojik dengede de bir bozukluk meydana gelir. Nüfusun artması, sanayinin artması, tarımın artmasına bağlı olarak ve insanın elindeki gücün de fazla olmasına bağlı olarak bu sulak alanlar ülkemizde bir bir yok oldu. Van Gölü Havzası'nda tarımın ve nüfus baskısının az olması, sanayi baskısının az olması münasebetiyle sulak alanlar yönünden ülkemizin en zengin bir bölgesi. Bu yönünde şanslı olan bir bölge. Ama burada da bazen bazı zamanlarda insanların teması olarak yangınlar çıkarılmakta. En çok en tehlikeli de küresel ısınmaya bağlı olarak bu alanlarda bazı yıllarda bu günümüzde bulunduğumuz yıllar gibi sulak alanların suyunun çekilmesine bağlı olarak insanların yaklaşması da arttı. Buna bağlı olarak geçen ay içerisinde Van Gölü Havzası'nda birçok yani %90 sulak alanında sazlık alanlar yandı. Bu yangınlar vesilesiyle birçok da yaban hayvanı özellikle de kuşlar zarar gördü. Bu seneki mevsime göre, ilkbahar mevsimine göre yangınlar erken çıktı. Yaz aylarında çıksaydı daha çok yer yanacaktı. Suyun bulunmadığı yer ama arkasından da yağışlı bir mevsimin gelmesine bağlı olarak sulak alanlar tekrar kendini tazeledi ve yeniledi. Yeni bir ekolojik denge meydana getirdi. İşte bu vesileyle bundan sonra bu sulak alanların korunması için daha önemli, daha etkili projeler geliştirmeyiz. Ekolojik dengenin devam etmesini istiyorsak, refah içinde mutlu olarak yaşamak istiyorsak, herhangi bir sorunla karşılaşmamak için sulak alanları korumamız gerekiyor. Bu yangınla beraber, suyun çekilmesine beraber eğer biz bunları sulak alan vasfından çıkarırsak, korumayı ortadan kaldırırsak bir daha geri dönüşümü olarak sulak alanı bulamayız.